Enbiya suresi, Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanları sorgulama zamanı yaklaştı. Kıyamet yaklaştı diyor. Ne kadar var? 110 sene. Çok az var. 110 sene var. Kendileri ise gaflet içinde yüz çeviriyorlar. Adam holdinglerle uğraşıyor. İşte karısını yurt dışına götürüyor gezmeye. İlave yapmaya çalışıyor ki biraz daha dünyanın tadını çıkarabilsin. Adam bak kendi yaşamayacağını bildiği halde yine 300 sene olmasını istiyor ya. Evet. Kıyamet, yani küfür hiçbir zaman için kıyametin kopması istemez. Kur'an'da vardır. Küfrün en çekindiği şey kıyametin kopmasıdır. Ya ilave yapar ya hiç kıyamet yok der. Kıyametin de kopacağını zannetmiyorum diyor küfür. Ayet var. Ama olursa da diyor, kıyamet olursa mutlaka kurtulacağımı düşünüyorum, cennetlik olacağımı düşünüyorum diyor. Değil mi? Evet hocam. Şimdi bizim bu devrin avanakları da kalbi iyi diş olmuş, bedeni iyi diş olmuş tipler de bu kafadalar. Ama tekrar diyorum, ismi geçenleri tenzih ediyorum, onlar ayrı, onlar cahil arayanlar. Rablerinden kendilerine yeni bir hatırlatma geldiğinde diyor, Rablerinden kendilerine yeni bir hatırlatma. Mesela yeni bir hadis söylüyorsun. İttihat-ı İslam olacak diyorsun. Mehdi'nin şu alameti var. Bu var diyorsun. Bunu mutlaka oyun konusu yaparak dinliyorlar diyor. Etkilenmiyorlar diyor. Yani değiştiriyorlar, oyun oynuyorlar. Kendi ahmak kafasınca alay etmeye çalışır. Değil mi? Reddeder, küfreder, bağırır, çağırır. Bak diyor ki bunu mutlaka oyun konusu yaparak dinliyorlar. Bir hatırlatma geldiğinde. Onların kalpleri tutkuyla oyalanmadadır. Holdingleriyle, karısıyla, çocuğunun tahsiliyle, işiyle, gücüyle, gelirle oyalanmadadır. Zulmedenler gizlice fısıldaştılar. Kendi aralarında konuşuyorlar. Bu benzeriniz olan bir beşer değil mi? Diyorlar. Ya ne var bunun özelliği? Mehdi'ye nereden benziyor bu diyor mesela. Peygamber olamaz diyor bu. Peygamber Efendimiz zaman için bu ayet ama ahir zaman için ben yorumluyorum. Bu benzeriniz olan bir beşer değil mi? Mehdi olamaz diyor. Mehdi zaten gelmeyecek. Öyleyse göz göre göre büyüye mi geleceksiniz? Yani onun telkinlerine mi kapılanacaksınız diyor. Büyüden kaset o. Değil mi? Evet, telkin evet. Veya herhangi bir yolla beyninin etki altında kalması. Dedi ki benim Rabbim gökte ve yerde söylenen sözü bilir. O işitendir bilendir. Sizin gizlice fısıldaşmalarınızı Allah bilir diyor. Değil mi Allah ayette? Hayır dediler, bunlar karma karışık düşlerdir. Ne diyorlar şu an? Mehdiyeti İsa Aleyhisselam'ın gelişi için. Karma karışık düşünceler, düş bunlar diyor. Hayal diyorlar. Nereden çıkarıyorsunuz bunu diyor. Evet hocam. Değil mi? Maşallah. Aynısı. Evet. Aynısı hocam maşallah. İttihat-ı İslam diyorsun. Hayal diyor. Bu düş diyor. Rüya nereden çıkartıyorsun diyor. Bak aynısı. Hayır. Onu kendisi uydurmuştur. Hayır. O bir şairdir. Bak bin bir türlü iftira ve münasebesi. Küfrün ahmaklığı. Saydırıyorlar tek tek. Böyle değilse öncekilere gönderildiği gibi bize de bir ayet mucize getirsin. Nasıl mucize? Başın üstünde bir bulut olsun. Bu peygamber değil, söylesinler diyor. Ayet var. Evet. Kur'an ayeti değil mi? Evet hocam. İspat etsin bize diyor. Cübbeli hocam ne diyor? Başın üstünde bir bulut olsun. Bu Mehdi'dir desin diyor. Ondan da yetinmiyor diyor ki gökyüzü meleklerle dolsun diyor. Her dilden Sırpça, Hırvatça, Boşnakça, efendim Macarca her dilden gökyüzünde onun Mehdi olduğunu söylesinler diyor. Evet hocam. O zaman kabul ederim diyor. Ulan Mehdi zaten Mehdi'yim demeyecek ki sana öyle gökyüzünden ispat olsun. Bir de Mehdi gökyüzünde melekler onu söyler de melekler yalan söyle der mi Mehdi? Nasıl desin? Haşa. Vahiy hükmünde oluyor zaten. Onun için bakın bu insanlar tam bir karmaşa içinde, kaos demeyeyim de tam bir açmaza düşmüştü onlar. Yani Mehdi'ye karşı mücadele için komik hallere düşüyorlar ve çok acınacak hallere düşüyorlar. Bu Mehdi paniği sizin de dikkatinizi çeksin. İnşallah. Kendilerinden evvel yıkıma uğrattığımız hiçbir ülke halkı iman etmemişti. Şimdi bunlar mı iman edecek diyor Cenab-ı Allah. İmana karşı direniyorlar.